Bugün de hatırlatalım ve devam edelim. Emeklilerden gençlere geçelim. Gençler nasıl yaşıyor? Bunlar kendilerini gayet iyi ifade ediyorlar. Gençler söyledi, siyaset tartışıyor şimdi. İzlerken gözüm yaşardı. O şenliğe katılıp İzmir Marşı'nı okuyan bütün Kayserili gençlerin tek tek alınlarından öpüyorum. Siz iyi ki varsınız. İyi ki varsınız. İzmir Marşı çıkalı yıllar oldu ya. Onlara ne oluyor? Niye birdenbire böyle heveslendiler? Kimse buralardan kendine ekmek çıkarmaya çalışmasın. On binlerce genç Kayseri Erciyes Üniversitesi Bahar Şenliklerinde hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söyledi. CHP liderinin o gençlerin alınlarından öpüyorum sözlerine Kayserili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhas Eki tepki gösterdi. CHP'de Özhas Eki'ye. Kayseri'de bu kadar büyük bir coşkuyla söylenmesinin kendilerinde yarattığı rahatsızlık da gözlerden kaçmıyor. ODTÜ şenliklerinde olduğu gibi Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin düzenlediği öğrenci bahar şenliklerinde de on binlerce gencin İzmir Marşı'nı söylediği anlar sosyal medyada gündem oldu. Kayseri'de güzel bir görsel şölen vardı. Erciyes Üniversitesi'nin bahar şenliği vardı. Beraber yaşamanın, tarihimize sahip çıkmanın önemini bize anlattılar. Sene sonu gelmiş, imtihanlar bitmiş. Bunun da keyfini çıkarıyorlar. Bundan daha normal ne olabilir ki? CHP liderinin grup kürsüsünde Kayserili gençler için kurduğu cümleleri Kayserili AK Partili Mehmet Özaseki eleştirdi. On binlerin hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söylemesi normal. Muhalefet de buradan ekmek çıkaramaz dedi. Öyle bir ortamda da isteyen marşla söylüyor, isteyen türkü de söylüyor, isteyen başka türlü de eğlenceye katkıda bulunuyor. Kimse buralardan kendine ekmek çıkarmaya çalışmasın. İzmir Marşı Türk gençliğinin geleceğe olan umudu, Atatürk'e olan sadakatidir. Keşke kendileri de biraz artık Atatürk'le olan azımsızlıklarını ortadan kaldırmış olsalar diye düşünürüm. Herhangi bir marş kimsenin değildir. Herhangi bir marş kimse de sahiplenmesin. Nihayetinde bütün marşları hep birlikte daha gür bir seda ile söyleriz. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bu marşı söyleyenler mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleridir. Mustafa Kemal Atatürk'e zalim ve kafir diyenlerin İzmir Marşı olmaz. Üniversitelerin şenlikleri yıllardır yapılıyor ama İzmir Marşı on binlerle ilk kez böylesine şenliklere damga vururken siyasette o görüntüleri tartışıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi bir korumaya, devlet korumasına artık ihtiyacı yoktur. İnsanlar giderek daha fazla seviyorlar onu. Bunun üstüne düşünmek lazım çünkü bir meslek büyüğüm bana demişti ki bunun dünyada örneği yok. Hakikaten üstüne durulması lazım.